Tekrar merhaba, saygıdeğer başkanlarım, sayın firma temsilcileri, değerli katılımcılar, TAİTRA, Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi, TAMİ, Tayvan Makine Endüstrisi Derneği ve PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Tayvan-Türkiye Plastik Makineleri online lansmanına hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Dear Chairman, dear company representatives, ladies and gentlemen, we are honored to welcome you to the Tayvan-Turkey Plastic Machinery Online Product Launch organized by TAİTRA Taiwan External Trade Development Council, TAMI, Taiwan Association of Machinery Industry, and PAGEV, Turkish Plastics Industry Foundation. Tayvan ve Türkiye plastik sektörüne yönelik bilgileri paylaşmak ve sektördeki yeni teknolojiler hakkında bilgi almak amacıyla bir araya geldiğimiz bu organizasyonumuzda karşılıklı kazanımlara vesile olmanın mutluluğunu yaşayacağız. We will be pleased to be a part of the today's event to learn more about Taiwan and Turkey's plastics industry and new technologies. Bugün TAMI ve PAGEV'in konuşmalarını ve ayrıca Tayvan'dan 3 firmanın sunumlarını izleyeceğiz. Eğer sorunuz olursa program süresince chat bölümünde adınızı ve firmanızı belirterek iletebilirsiniz. Today we will hear speeches from TAMI and PAGEV and also 3 presentations from 3 Taiwanese companies. If you have any question during the program, please write down your questions in the chat box with your company name, your name and the question. We will answer them in the Q&A session. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi ilk olarak açılış konuşmalarını yapmak üzere Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi Direktörü Sayın Jimmy Chin'i davet etmek istiyorum. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Mr. Jimmy Chin, the Director of Taiwan Trade Center İstanbul Office, to deliver his opening remarks. Günaydın, Vice President Ahmed Marich, Chairman Aaron Wong, distinguished guests from Taiwan and PAGEV. Ladies and gentlemen, this is Jimmy Chin, the director of Taiwan Trade Center Istanbul. On behalf of Taiwan's External Trade Development Council, TAITRA, and the Taiwan Trade Center, I would like to express my sincere appreciation for having you here today. The Taiwan-Turkey Machinery Alliance was formed in April 2016. The purpose of the alliance is to provide most updated information of Taiwan machinery industry and the better cooperation between Turkey and Taiwan. This is our first time to hold the event online with PAGEV due to the coronavirus pandemic. Today, we are delighted to have Mr. Aaron Wong, the Chairman of Plastic and Rubber Committee of Taiwan Association Machinery Industry, TAMI, also the CEO of Fu Changxin Group, to share Taiwan plastic machinery industry overview. Mr. Ahmed Marich, the Vice President of PAGEV, to present the Turkey plastic market industry overview. In addition, we will have 3 Taiwanese companies to share the latest plastic machinery insights from Taiwan, including Ding Quint Plastic Machinery, Hongji International Machinery, and Tensor Machinery. According to the latest 2020 Turkish Plastic Processing Machinery Industry report published by PAGEV, Taiwan ranked the 5th largest import country in the sector. I believe this webinar can create further business interaction and cooperation between Turkey and Taiwan. Once again, thank you for joining us and wish you have a wonderful day.
Good morning, I'm Alan Wang. My presentation today is about Taiwan plastic and the rubber machinery industry. The plastic and the rubber machinery industry has been flourishing in Taiwan with more than 400 companies, achieving the top six with their combined output value. Every year, Taiwan exports $1.3 billion worth of plastic rubber machinery products all over the world. By selling a total amount of $24 billion in 2020, there was an increase of 168% in revenue compared with 2019. Turkey is an important export market for Taiwan's plastic and rubber machinery. As we all know, the global economic activity is seriously affected due to COVID-19. However, the amount of exporting plastic machines from Taiwan to Turkey increased against the odds due to this pandemic. Apparently, our machine meets the need of Turkish market, especially in the field of food packaging, water packaging, automotive industry, and also medical equipment. The main products are injection molding machine, boring machine, plastic extruder, bottle boring machine, robot arm, auxiliary and recycling machine. I'm going to make a brief introduction about those characteristics and applications. The injection molding machines. The representative manufacturers include FCS, Zhenxiong, Big Taichung, Huarong, Zhongwei, Quanlifa, Multiplus. Let's watch the video. FCS offers customized injection molding machines widely using for automotive parts industry, logistics, food and beverage packaging, daily supply, and other industry applications. Victor Taichung was founded in 1954, making machine tools in Taiwan. It is devoted to produce new generation of all-electric servo-drive plastic injection molding machines by its 60-year expertise from machine tools. The clamping force of injection molding machine covers from 50 to 1300 tons. Welcome to contact Victor Taichung for more details. Boring machine and the press extruders, FKI, Able Press, Ding Kun, Jumbo Steel. Watch the video. Fengyi, over 6 decades, exporting more than 110 countries in the world. Blow molding products from 200 milligrams to 1,000 liters, including detergent or chemical containers, automotive fuel tanks, and so on. Sheet making are used in food packaging, refrigerator inner side, or other industrial products. Laminating are used in flexible packaging coating, especially for food packaging or paper waterproof processing. Blown film for shopping bags, logistics packaging, and agricultural films. Cast film machines produce base material for packaging film. Everplast was founded in 1993, manufacturing plastic extrusion machinery. For instance, pipes, soft pipes, profiles, door, compounding, WPC, and tooling. It provides professional plastic extrusion lines to customers based on market demand and the diversified characteristics of resin material. Jumbo Steel, since 1986, is the major manufacturer specializing in plastic extruder and the related devices. For example, straw making machines including PHA for marine degradable and PLA for biodegradable straw making and their packing machines. Jumbo also supplies the turnkey from straw making, straw bending, until straw packing with automatic production line. Bottle boring machine. Chun Power and the Kim Pro. Chun Power was founded in 1981, is the largest PET bottle equipment production manufacturer in Taiwan. With more than 40 years experience in mold design and production, Chun Power can achieve various types of bottles required by customers, such as CSD bottles, juice bottles, mineral water bottles, and oil bottles. Welcome to contact Chun Power for PET production solutions.
King Pro EM Series Bottle Blowing Machine is suitable for various fillings such as carbonated drinks, hot filling tea, oil, dairy chemical, large volume, and other liquids. It saves air consumption up to 60% of power consumption and saves 20% of the floor space. Choose King Pro Bottle Blowing Machine to be high grade and power saving in the market. Robot arm, Tensor and VTech. This is Tensor Insert Molding Automation Solution. Robot goes down to pick the part. Automatic fitting system will supply the insert parts. Robot arm goes down to take out the product. After the product is taken out, robot moves to insert the parts. This completes the unmanned perfect production sequence. VTech, for further range of automation, it serves system integration such as PET preform cold mode cooling, IMO labeling from side entry, robot downstream automation, IMO labeling from top entry, cautery automation, and robot takeout and insertion application. Welcome to contact VTech for automation solutions. Occasionally, Xin Yi and Yan Bang. Recently, Xin Yi has completed a central material processing system for a customer in China. The project required the integration of 112 sets of injection molding machines for the processing of the plastic materials required, including material storage, centralized conveying, drying, and mixing. This end-to-end assembly integrates the process from material input to finished product output. Yan Bang is founded in 1974 Taiwan, offering the complete production line such as automatic system, dosing and mixing system, drying and dehumidifying system, and loading and conveying system. Yan Bang, obtaining CE and ISO certification, is a trusted partner and always ready to support at any time. Plastic recycling machine, Polystar. Polystar is the leading recycling machine manufacturer in Taiwan, providing simple yet advanced recycling solutions. This model integrates cutting, extrusion, and pelletizing into one compact and efficient recycling technology. Through advanced degassing and filter design, Polystar increases the output by 20% and decreases energy consumption by 10% comparing to traditional recycling machines. We also have 3D printers such as paper press and a critical path like screw by top screw, die head by Xinrong. This is the video. Everplast has devoted itself to developing various kinds of pellet extrusion 3D printers for different customers. Top screw provides precision screw for rubber and injection molding machines, customized manufacturing of screw and barrels, special coatings and electroplating for the screw and parts. Xinrong is specialized in producing multi-layer die heads up to 11 layers. Stackable type is capable of controlling the temperature independently for different polymers. Welcome to contact all these manufacturers from Taiwan for more business opportunities. Now, let me make a brief introduction of the company I am acting in, FCS Group. FCS was founded in 1974 with capital amount $48 million and the annual turnover $111 million currently. There are four operation bases, 30 branch offices, and 21 agents around the world. Here now, FCS has sold machines for over 8,000 clients, and the accumulated volume of machines we sold, the overall length of tie bar being used for assembly FCS machine, is equivalent to total height for 1,500 times the Taipei 101. Besides injection molding machine business unit, FCS Group has some diversified BU, such as PET preform and rescaling, magnet wire, and solar energy BU. This chart shows the general profile of four operation bases. This is the top view of FCS headquarters in Tainan, Taiwan. This is the plant in Dongguan, China. This is the plant in Ningbo, China. This is the new plant
located in Ahmedabad, India, since 2019, which provided quickly delivery and after service for the customers locally. The total area of our four operation bases is 300,000 square meters. FCS own wide range of products line for injection molding machine. The clamping force range from 60 pounds to 4,000 pounds for various industry applications. FCS also provided total solution including injection molding machine, mold technology, mass production and material technology for satisfying one-stop service. This is FCS Global Network. From this picture, you will find our exclusive Turkish agent, Hashtag. Let's watch a short video of Hashtag. Hashtag is FCS exclusive Turkish agent whose former company was Hesmec, which was the first injection molding machine manufacturer in Turkey. Hashtag's headquarters is located in Istanbul with 50 employees for providing excellent service for Turkish market more than 20 years. Our Turkish reference customers such as Luz Plastic, Jinya, Akus are specialized in household industry. Plexam is in auto line. Luz Plastic has four FCS two-color machines. Jinya Plastic also has FCS machines. Akus Plastic has seven machines, including a clamping force of 1,000 tons. Plexam has 1,000 tons two-color machines for auto lamps. Now, let me introduce some of our key customers all over the world. First of all, auto parts. Koito is a professional auto lamps factory. It produces all Toyota lamps by using FCS machines. Magani Marelli is a European auto lamps manufacturer. Its factory in China uses our HN series for production. Tata Motor is the biggest automobile manufacturing company in India, using our two platen LM series to produce bumpers and the car interiors. HCP is the top three cosmetic packaging company, use our full electric machine series CTE and our two color machine series FB. This production process requires molds with a lot of cavities and high speed. Spring is a professional manufacturing company in India that produces O-ring and PVC fitting using FCS machine. Huaseng is another manufacturing company that produces PVC fitting in Vietnam. Now, I want to show you a video of FCS Inmo Labeling, the food packaging total solution. Thank you for listening and welcome to scan this QR code to know and contact FCS. Thank you, Mr. Wang, for your presentation. Sayın Wang'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, programımıza PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı 1. Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Meriç'in Türkiye plastik sektörüne genel bakış sunumuyla devam edeceğiz. Dear guests, we will continue with the presentation of Turkey Plastic Market Industry Overview by Mr. Ahmet Meriç, Vice President of PAGEV, Turkish Plastics Industry Foundation. Let's welcome Mr. Meriç. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz.
Bugün Pai Pagev ve Taitra Hayvan Ticaret Merkezi'nin İstanbul Şubesi işbirliğiyle hazırlanan bir programda birlikte olacağız. Programda benim yapacağım sunum kısmında önce Türkiye plastik sektöründen biraz bahsedeceğim. Arkasından plastik sektörümüzdeki makine yatırımlarından, makine sektörünün, plastik işleme makineleri sektörünün detaylarından biraz bahsedeceğim. Ve son olarak da birlikte olduğumuz hayvan ile Türkiye arasındaki ticaret bilgilerinden bahsedeceğim. Aslında çok uzak iki ülkeyi bugün bir araya getirdik, buluşturduk. Şunu da söylemek istiyorum. Taitra gerçekten, Tayvan Ticaret Ofisi İstanbul Şubesi gerçekten müthiş bir performans sergiliyor. Bugüne kadar PAGEV içinde organizasyon yaptığımız, ülkeler arasında en sık birlikte olduğumuz organizasyonlardan bir tanesi. Kendilerine bu müthiş performanstan ötürü tebrik etmek istiyorum öncelikle. Hemen Türkiye plastik sektörünün temel rakamlarından bahsetmek istiyorum. Plastik sektöründe Türkiye'de bildiğiniz üzere 6500 civarında firma var. Aslında genç bir sektörüz ama çok hızlı büyüyen bir sektörüz. 35 milyar dolarlık bir üretimimiz var. Bu 6500 firmanın gerçekleştirdiği. Bu 35 milyar dolarlık üretimle Türkiye ekonomisine 14 milyar dolar kadar bir katkı sunuyoruz. Aynı zamanda sektör 12 milyar dolar kadar da direkt ihracatı olan bir sektör. Bu şekilde Türkiye'nin yurt dışı hasılasına %4 katkı sunuyoruz. Türkiye'de plastik sektörü hızla gelişen bir sektör ama hala alınacak çok mesafe var. Şu an Türkiye'de kişi başı plastik tüketimi yaklaşık 90 kilogram. Fakat dünyanın daha farklı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerinde bu rakamların daha yukarılarda olduğunu biliyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki Türkiye'de plastik sektörünün yatırımları ve büyümesi devam edecek. Diğer taraftan plastik ham madde ile alakalı Türkiye'de üretimimiz maalesef kısıtlı. Ve şu anki iç piyasadaki üreticimiz Türkiye plastik sektörünün ihtiyacı olan ham maddenin ancak %15'ini üretebiliyor. Üreticilerimizin ürettiği mamullerin de 10 milyon dolarlık kısmı direkt ihracat olarak ve en direkt ihracat olarak dünyanın diğer ülkelerine buradan gönderiliyor. Şöyle yapalım, bir de Türkiye'deki plastik işleyenleri kısaca bir değerlendirelim. Türkiye'de plastik işleyenler ağırlıkla dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ambalaj, altyapı, üretim, daha doğrusu inşaat sektörü ve ev ürünleri diyeceğimiz 3 ana kalemde yoğunlaşıyor. Toplamda bahsettiğimiz 6500 firmanın 1800-1900 kadarı ambalaj sektöründe faaliyet gösteriyor. 1700 kadarı inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. 800 kadarı ise ev aletleri üretiminde faaliyet gösteriyor. Bu firmaların büyük bir kısmı tabii ki Türk kökenli firmalar olmakla birlikte yabancı yatırımlar da sektörde var. Ve yabancı yatırım sayısının 360 civarında, 350-360 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye toplamda ürettiği plastik miktarı ile, işlediği plastik miktarı ile dünyanın 6. en büyük plastik işleyicisi. Bu da dünyadaki toplam plastik üretiminden %2.8'lik bir paya tekabül ediyor. Diğer taraftan da plastik ithalatında dünyada 28. sırada. Bu da dünya plastik ithalatından 1/8'lik bir pay demek. İhracatına bakarsak ihraç eden ülkeler arasında 10. sırada. Plastik ihraç eden ülkeler arasında. Bu da plastik dünyadaki plastik ihracatından %1.6 kadar, %16 kadar bir pay almak demek. Şunu söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'deki plastik sektörü Avrupa'da bu hacimle, bu miktarlarla en büyük ikinci, plastiği işleyen en büyük ikinci ülke Almanya'dan sonra. Dünyada da 6. sırada bu plastik işleme hacmiyle. Peki Türkiye'de biraz da ham madde konusuna bakalım. Türkiye'de işlenen plastik
hacminden bahsettik, çeşitliliklerinden bahsettik, hangi alanlarda daha kuvvetli olduğumuzdan bahsettik. Bir de ham madde tarafına bakalım. Maalesef zayıf olduğumuz noktalardan bir tanesi kendi iç piyasamızda, kendi üretimimizde, Türkiye'deki üretimle maalesef istenen ham madde seviyesi yok ve %15'ini ancak karşılıyor dedik. Türkiye'deki plastik ürünlerin arz talep dengesini birlikte bir inceleyelim. Türkiye'de yaklaşık 2018-2020 yıllarının rakamlarını ekranda görüyorsunuz. Ben 2020 yılından bahsedeceğim. 9,5 milyon ton kadar plastik üretimi gerçekleşmiş. Bu ürettiğimiz 9,5 milyon ton plastiğin 2 milyon 300 bin ton kadarı, yaklaşık 2,4 milyon ton kadarını ihraç etmişiz. 7 milyon 740 bin ton kadarında iç piyasada tüketmişiz. Peki bunun yanında plastik ürünlerde ithalatımız var mı? Evet, yani 584 milyon ton kadar bir 584 bin ton kadar da bir ithalatımız var. Ürettiğimiz plastik ürünlerde ihracat fazlası veriyoruz. 2,6 milyon dolar. İthalatımız ve ihracatımızı kıyas ettiğimizde 2,6 milyon dolarlık bir ticaret fazlamız var. Plastik tüketiminin endüstrilere göre dağılımı var. Az önce söylediğimiz gibi birçok ülkede gerçekleştiği gibi Türkiye'deki plastik tüketiminin, plastik mamul üretiminin büyük bir kısmı ambalaj sektöründe gerçekleşiyor ve %40'ı kadarı, en son rakamlarla %40'ı kadarı yine ambalaj sektöründe gerçekleşti. %22'lik kısmı ise inşaat sektöründe gerçekleşti. Biz bu üretimi gerçekleştirirken ham maddemizin ne kadarını yurt içindeki tedarikçilerimizden karşılayabildik, ne kadarını yurt dışından karşıladık. Evet, daha evvelki sunum sayfalarında da gösterdiğimiz gibi burada bunun detayını görebiliriz. %15'lik bir ihtiyacını, Türk plastik sektörünün kullandığı ham maddenin %15'lik bir kısmını yurt içindeki tedarikçimizden karşılarken geri kalan kısmını da ithalatla diğer ülkelerden karşılamışız. Evet, Türkiye'deki plastik ham maddesindeki üretim, ithalat, ihracat dengesine bir bakalım. Evet, maalesef üretim söylediğimiz gibi 1 milyon ton seviyesindeyken ithalat gördüğünüz üzere çok ciddi miktarda 7 milyon 900 bin ton kadar bir ithalatımız var. Toplam 9,5 milyon tonluk bir tüketimimiz var. Ve bu 9,5 milyon tonluk tüketimin 8 milyon tonunu neredeyse hemen hemen yurt dışından alıyoruz. Bu anlamda Türkiye çok güçlü bir ithalatçı. İthalatların hangi ülkelerden yapıldığını görebiliriz. Ağırlıkla ithalatımız Suudi Arabistan ve Almanya'dan gerçekleşiyor. Türkiye son 5 yılda yaklaşık 5,1 milyar dolarlık plastik işleme makinesi yatırımı yaptı. Her sene ortalama 840 milyon dolarlık plastik işleme makinesi yatırımı yapıyor. Dolayısıyla plastik ham maddede olduğu gibi plastik işleme makineleri konusunda da, yani plastik sektörünün yatırımı konusunda da ithalat biraz daha ön planda. Peki Türkiye'de de tabii plastik işleme makinesi üretiliyor. Fakat iç piyasada üretilen ve yurt dışından gelen makinelerin dengesini şöyle bir inceleyecek olursak, toplamda yapılan, her sene yapılan 840 milyon dolarlık bir yatırım var. Bu yatırımın yurt içindeki üretim miktarına baktığımızda 462 milyon dolarlık bir, en son 2020 senesinde gerçekleşen üretim var. Buna karşılık 603 milyon dolarlık bir ithalat ve 195 milyon dolarlık bir ihracat var. Bu yatırımları Türkiye daha çok nereden yapıyor? 2020 senesinde bu grafik ülkeler, üst sıralarda yer alan ülkeler son senelerde biraz değişiklik gösterdi. Fakat ağırlıkla son yıllarda Çin'den Türkiye yatırımlarını yapıyor. Bu yatırımların %36,6'sı Çin'den gerçekleşti. %26'sı Almanya'dan gerçekleşti ve %8,6 kadarı da İtalya'dan gerçekleşti. Dolayısıyla Türkiye'nin plastik işleme makinesine yaptığı yatırımların
İlk üçünde Çin, Almanya ve İtalya var. Peki Türkiye nereye ihracat yapıyor? Tabii ki çok çeşitli ülkelere ihracat yapıyor plastik işleme makinelerini. Fakat en çok yoğunluğun olduğu ülkeler Almanya, Rusya Federasyonu ve İran. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Bu sıralamada yer almayan fakat Türkiye'nin çok çeşitli ülkelere ihracatları olduğu için toplam %50.9 kadarlık bir kısmı burada ismini söylemediğimiz firmalar, ülkelere gidiyor. Türkiye'deki üretilen plastik işleme makinelerinin. Bugün bir araya gelen iki ülke Türkiye ve Tayvan. Türkiye ve Tayvan arasında plastik işleme makineleri konusunda veya plastik ürünler konusunda nasıl bir ticaret gerçekleşiyor? Ben kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında Tayvan, Türkiye'nin plastik işleme makineleri konusunda iyi bildiği bir ülke. Güzel de bir model. Tayvan toplamda bakıldığı zaman Türkiye'ye son 3 sene içerisinde 25 milyon dolarlık makine göndermiş. Yani Türkiye yatırımdan 25 milyon dolarlık kısmını Tayvan'dan yapmış. Bunun ilk sıralarında enjeksiyon makineleri %7.9 milyon dolarla 9.3 milyon dolarla ekstrüzyon ve arkasından devam eden şişirme ve termoform makineleri var. Tabii totalde bakıldığında 2018'de 35, 2019'da bu rakam epeyce düşmüş 12 milyon dolar ve 2020 yılında 24-25 milyon tekrar yükselerek 24-25 milyon dolarlık bir makine yatırımı Tayvan'dan yapılmış. Bu yatırım Türkiye'nin alımı, Tayvan'dan alımı, Tayvan'ın makine ihracatları içinde ortalama %5'lik bir dilime tekabül ediyor. Tayvan'dan sadece makine değil, ithalat yapılan başka şeyler de var. Türkiye'de ne var? Bizim plastik sektörünü açısından değerlendirecek olursak ham madde ithalatı var ve son ürün ithalatı var. Bunları da işin içine kattığımız zaman toplamda 150 milyon dolarlık bir ithalat Tayvan'dan yapılıyor. Tayvan'dan 175 milyon dolarlık bir ithalatımız var. Bunun 25 milyon doları makina, 150 milyon doları plastik olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Tayvan'a toplamda 5 milyon dolarlık bir ihracatı oldu 2020 senesinde. Bugün tabii burada Tayvanlı teknoloji firmaları, plastik işleme makinesi üreten firmalar, çok kıymetli firmalar, 3 firma sunum yapacaklar. Ben kısaca şunu söylemek isterim. Türkiye'deki plastik işleyiciler adına, Türkiye'deki plastik işleyiciler ne beklerler? Türkiye'deki plastik işleyiciler tabii her yatırımcının beklediği gibi yüksek kalite fiyat performansı beklerler. Öncelikle yüksek kalite ve fiyat performansı beklerler. Zaten Türkiye'nin ithalat yaptığı ülkelere bakıldığı zaman Çin, Almanya diye devam eden bir sıralama var. Öncelikle plastik sektöründeki, Türkiye'deki plastik işleyicilerin büyük oranda KOBİ ölçeğindeki firmalar olduğunu da değerlendirirsek kalite fiyat performansı çok önemli. Bunun yanında Türkiye'deki firmaların beklentileri burada güçlü bir temsiliyetin olabilmesi. Çünkü yurt dışından aldıkları makinede servis ihtiyaçları olduğu zaman veya herhangi bir destek gerektiği zaman hızlı bir destek alma ihtiyaçları var ve bunu çok hızlı yapılmasını istiyorlar. Dolayısıyla burada servis verebilen güçlü bir temsiliyetin olması burada Türkiye plastik işleyicilerine satacakları makinelerde ön plana çıkan en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Diğer taraftan tabii her sektörde olduğu gibi giderek artan Türk plastik işleyicilerinde giderek artan bir yüksek otomasyonlu makine ihtiyacı var. Her geçen gün bu daha da önem kazanıyor. Rekabet edebilmek, günün rekabet koşulları içerisinde ön plana çıkabilmek için Türkiye'deki plastik işleyicilerinin de en büyük beklentisi yüksek seviyede otomasyona sahip makineler.
Evet, kısaca bugün birbirinden çok uzak ama aslında birbirine yakın iki ülkeyi bir araya getirdik. Pagev Taytra İşbirliği ile. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sunumların geri kalan kısmında zaten Tayvan'dan konuk olan çok önemli 3 firmanın sunumlarını izleyeceksiniz. Kendi alanlarındaki yeni gelişmelerden bahsedecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Thank you Mr. Meriç. Sayın Meriç'e çok teşekkür ediyoruz bu ayrıntılı ve bilgilendirici sunumu için. Bu noktada bir hatıra fotoğrafı almak istiyoruz esasında diğer sunumlara geçmeden önce. Siz değerli katılımcılarımızdan kameralarınızı eğer kapalıysa kısa bir süre için açmanızı rica edeceğiz. Could you please open your cameras for a group photo as a memory of today? Büyük çoğunluğun açık zaten. Evet, arkadaşlarımız grup fotosunu alıyorlar şu anda. My friends will take the photo. After that we will continue in a minute. Okay. Thank you. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi kıymetli misafirlerimiz, Tayvanlı 3 firmamız var bahsettiğimiz üzere. Onların sunumlarıyla programımıza devam edeceğiz. İlk olarak 5 katlı üflemeli film ekstrüzyon hattı için uygulama ve çözümler başlıklı sunumunu yapmak üzere Dean Quan Plastic Machinery firmasından Başkan Yardımcısı Sayın Eric Wei'yi davet ediyoruz. Dear guests, now we will continue with the presentations of three Taiwanese companies. Firstly, we would like to invite Mr. Eric Wei, Vice Chairman of Dean Quan Plastic Machinery, to make his presentation about application and solutions for 5 layers blown film extrusion line. Let's welcome Mr. Wei. Hello, everybody. Welcome to TK. It's Eric Wei from Dean Quan Plastic Machinery. Today, let me introduce our company and our product for your reference. Our company established from 1981. Our main product is plastic extrusion line for blow film and fibers. We get a license CE and also the ISO 9001 2015. We have 3 departments for a different product. The number one is monofilament extrusion line, and another one is the blow film extrusion line and the yang extrusion line. And today, I will introduce our blow film extrusion. We cooperate with many European companies, like the Germany Kuning Company, Tunix, Doteco, Plastic Control, and some material supplier like Sopic. We demonstrate the standard of the string film produced line and the application of high-speed packaging in Casio in Düsseldorf, Germany. This machine is a 5-layer co-extrusion line that can make a film, the construction for the ABCBA and the ABCDE 5-layer machine. This is the high efficient extrusion line for the multi-layer blow film. They can share the data and analysis system of the plastic plant. They also have the minimal energy consumption system. And very important is they can supply you the remote service. Even our engineer cannot visit your factory, you can directly use this system to complete and solve the problem. This line, they have many different applications like for the vacuum film, string film, stretch film, and a string stretch hood for the high-speed packaging line. And for this system, they're very special to include a smart manufacturing system. We open the data, you can directly connect from to your ERP system. As you see,
you can get our quality control, energy consumption, and the capacity control system. Directly connect your ERP system. They can get a report per day, per month, and per year. And this line, there is the full automatically online collaboration. They can detect and report the problem automatically, report immediately, adjust the data persistently, improve the information, and very important, they can decrease the human resource cost. And besides, the AR system is very important when our engineer cannot visit your battery. You can use your smartphone to scan our QR code. You can get the 3D information from our from our data. It's very easy for you to train your operators and the training for the maintenance. Thank you for your attention. It's Eric Wei from Dinkum Plastic Machinery. Welcome to contact us. Thank you. Thank you, Mr. Wei. Sayın Wei'ye teşekkür ediyoruz. İkinci sunumumuzun konusu ise akıllı elektrikli şişirme makineleri ve bu sunumu Fongki International Machinery firmasından Sayın Mehmet Varan gerçekleştirecek. Ladies and gentlemen, the second presentation will be about intelligent all-electric blow molding machines and it will be presented by Mr. Mehmet Varan from Fongki International Machinery. Let's welcome Mr. Varan. Herkese selamlar. Bugün uzun yıllardan beri beraber olduğumuz Fongki Aero firması ile ilgili kısa bir tanıtım videosu için bir çekim yapıyoruz. Öncelikle Fongki Taiwan en eski ekstrüder üreticilerinden biri. Yaklaşık 60-65 yıllık bir geçmişe ve yüzün üzerindeki bir ülkede binlerce başarıyla kurulmuş hatlar geçmişinde bulunmakta. 1996'dan beri Türkiye'de beraber çalışmalarımız bulunuyor. Türkiye'de de yüzün üzerindeki firmada 1400-1500 civarında başarıyla kurulmuş bir çalışan hatlarımız var. Bundan da büyük bir gurur duyuyoruz. Türkiye'deki plastik sektörünün son 20 yıllık geçmişindeki ilerlemesinde de ufak da olsa katkılarımız bulunduğu için de çok mutlu ve gururluyuz. Bugün için geldiğimizde Fongki 3. kuşak aile bireylerinin katıldığı yönetimde olduğu global bir aile şirketi olarak tanımlayabiliriz. Ana üretim hatlarımıza geçmemiz gerekirse 5 ana kalemde makinalarımıza sahibiz. Bunları kısaca tanımlamak gerekirse özellikle ana üretim kalemimiz şişirme makinaları. Burada continuous sistemler yani devamlı sistemler veyahut da akülü sistemlerle 100 cc'den 1000 litreye kadar çok geniş bir alanda üretim hatlarına sahibiz. Burada öncelikle son dönemde gelişmekte olan teknoloji ve dünyada da belli sayıda firmanın üretimi başladı ama çok genişleyen bir adı da full elektrikli şişirme makineleri üretimi bulunmaktayız ve birçok hatta gene dünyanın çeşitli bölgelerinde başarıyla devreye alınmış çalışmaktadır. Bu projeyle ilgili de Türkiye ve Türkiye civarındaki ülkelerde de kurduğumuz ve çalışan sistemlerimiz mevcuttur. Devam edecek olursak çok geniş bir
geniş bir range'de şişirmeyle ilgili tek kat, çok kat üretim mümkün. Özellikle bidon, jerrycan, el-ring drum ve son dönemde de IBC olmak kaydıyla oldukça geniş bir yelpaze içinde üretimlerimiz mevcut. Burada kullanılan teknolojiler, kullanılan kontrol sistemler, software, firmanın kendisine ait ve kendini geliştirdiği ve dünya şartlarında rekabet edebileceğimiz sistemleri kullanmaktadır. Burada görülen akümülatör el-ring konusunda Tayvan ve kendi bölgesinin en büyük üreticisi, aynı zamanda da uluslararası piyasalara baktığımızda da en büyük birkaç üreticiden biridir. Tüm Asya, Avrupa ve Amerika kıtası olmak üzere yüzlerce şu anda kurulu ve çalışan hatlarımız mevcuttur. Diğer hatlarımız plastik, sıvama, ekstrüder, laminasyon makineleri. Bunda çeşitli sektörlere, özellikle fleksibel ambalajda, kağıt ve rafya sektöründe kullanılmaktadır. Özellikle plastik ambalajda, fleksibel ambalajda kullanılan sistemler özellikle yüksek hızda ve birçok farklı alüminyum gibi, kağıt gibi polietilen ve polipropilen malzemeleri kullanmak açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle laminasyon, bizim kendi bölgemizde de kurmuş olduğumuz sistemler bulunmaktadır. Ama Hindistan bu konuda en yoğun çalıştıkları, Hindistan, Endonezya, Tayland bölgelerdir. Devamında baktığımızda Türkiye'de çok yoğun bir şekilde kullandığımız ve bugüne kadar kurduğumuz blow film hatları, bunda ambalaj, atlet çanta, çöp torbaları ve bunun yanı sıra da tarımsal ürünlerde sera naylonu, slash, stretch ve diğer tarafta kullanılan blow film makineleri, bodinözler üretmekteyiz. Burada da range oldukça geniştir. 40 santim, 50 santim eninden 10 metre genişliğe kadar, açıldığında 20 metreye çıkan kadar geniş bir range'de mono, tek kat ve çok katlı film makineleri üretmekteyiz. Diğer bir önemli bir üretim hatlarımızdan biri de levha hatları. Levha konusunda polietilen, polistiren, ABS, PET konusunda tek katlı ve çok katlı çalışan hatlarımız mevcuttur. Bunları folyo veyahut da yani 0.5 milimden 6 milime kadar geniş bir range'de üretim yapmak mümkündür. Burada yüksek verim, yüksek hat hızı ve üst düzey verimde çalışan hatlar olarak tanımlayabiliriz. Diğer bir üretim hattımız çok katlı kas film makineleri. Burada yine aynı şekilde polietilen, özellikle stretch, polipropilen, CPP ve bariyer film bariyer film üretmek mümkün. Yani polimit veya EVH birleşeniyle çok katlı filmler üretmek mümkün. Bu konuda da çok uzun yıllardan beri devam eden bir teknoloji birliktelik ve üretim hattı olarak devam etmektedir. Son dönemde özellikle gelişen dünyamızda akıllı
makineler, akıllı sistemler ön plana çıkmaktadır. Fonki de bu konuda oldukça yoğun çalışmalar ve ürün geliştirmeleri bulunmakta. Full elektrik, akıllı sistem, 3 kat, tek kafa, çift istasyon veya çoklu kafa, gene tek ve çift istasyon seçenekleri bulunmakta. Burada farklı ürünler üretmek mümkün. Şu anda gördüğünüz gibi farklı versiyonlar. Düzgün elektrikli şişirme makinelerine geldiğinde burada en büyük avantajlar öncelikle çok pahalı olan ve çok değerli olan enerjiyle bağlantılı düşük güç gereksinimi. Bu ürün başına baktığınız zaman %40'lara yaklaşan bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Normal hidrolik sistemlere göre en az %25-%30 civarında daha yüksek hızlara ulaşmaktadır. Dünyamızın karbon salınımı ile ilgili yerli duruma baktığımızda en önemli avantajı da çevre dostu bir sistem olması, yaklaşık %40-%50 daha az bir karbon salınımı sağlamasıdır. Tabii ki verimliliği veyahut da üretim hızını arttırdığınızda daha az iş gücü, yine çevreyle bağlantı baktığımızda daha az bir gürültü ve bütün bunlara rağmen de uygun maliyetle bunları yapmak, bu yatırımı yapılabilir hale getirmektedir. Bu makinelere diğer bir avantajı da standart daha üretimiz makinelere göre daha az bakım gerektirmesi. Bu da büyük bir avantaj sağlamaktadır. Çok basit bir bazı karşılaştırmaları görmek istersek üretimdeki artış hızı, güç tasarrufu, sesten daha düşük bir ses ve karbon salınımı ile ilgili burada izleyebilmek mümkündür. Bir makinenin yıllık günlük 20 saatlik çalışmayla 300 gün iş gücüne baktığımız zaman ortalama 147 bin kilowatt saat gibi bir enerji tasarrufu yapmaktadır. Bu da ciddi anlamda hem maliyetsel anlamda hem de enerji kaynaklarının ulaşımının büyüdükçe zorlaşan dünyada büyük bir avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda kontrol sistemlerimiz ve makinenin kullanımı akıllı üretim dediğimiz Endüstri 4 SCADA sistemiyle geliştirilmiş ve bunları makineyi takip etmek, işlemleri yapmak çok daha basit ve daha verimli hale getirilmiştir. Endüstri 4 arayüzüne sahip kontrol sistemimiz buradaki tüm verileri ve makinenin takibini buradan yapmak mümkün kılmaktadır. Kontrol sistemin ana sayfasını gördüğümüzde makinenin tüm değerlerine veyahut da tüm çalışma sistemini kontrol etmek çok basit bir hale gelmektedir. Yine aynı şekilde bakım, makinenin duruş kalkışlarını rahat bir şekilde takip edebileceğimiz gibi aynı zamanda da anlık güç tüketimlerini ne yaptıklarını da görmek mümkün kılmaktadır. Makine çalıştığı zaman dışarıdan veya uzaktan izleyebilmek, takip edebilmek mümkündür. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda Fonki çok çeşitli ödüller almakta. En son da 2018'de daha sonraki fuar ne yazık ki yaşadığımız pandemi dolayısıyla ertelenmişti. Son yapılan fuarda da en iyi genel dizayn dalında ve şişirme makinesi dalında da Tayvan'ın en iyi üretim ödüllerine layık görülmüştü. Bunun dışında Fonki 200'den fazla çalışanıyla özellikle satış sonrası servis, satış sonrası desteği konusunda dünyadaki lider firmalardan bir tanesidir. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, görüşmek üzere.
Biz teşekkür ediyoruz Sayın Maran. Değerli misafirlerimiz, son olarak yeni nesil tam servo sürücü robotu TPS serisi lansmanı başlıklı sunumunu yapmak üzere Tenso Machinery firmasından pazarlama müdürü Sayın Ivan Çen'i davet ediyoruz. Ladies and gentlemen, lastly, we would like to invite Mr. Ivan Çen, marketing manager of Tenso Machinery, to make his presentation about new generation full servo drive robot TPS series launch. Let's welcome Mr. Çen. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to touch a new generation full servo drive robot TPS series launch. My name is Ivan Chen. I'm marketing manager of the Tenso Machinery, and I will be your host for today. Let's start overview of the Tenso robot. I will go on to show you who we are and what we're doing, and what kind of technician support and service what we prove. Tenso Machinery was founded in 1985 in Taichung City of Taiwan, and this year happened to be our 35th anniversary. In 1986, we put the first robot into the Taiwan market and received a huge market feedback at the time. In early of the 1990s, we set up the overseas business department to promote the Tenso robot worldwide. For response to the huge demand for automation in the international market. Middle of the 2000, we first of the Tenso large robot TEL series. We successful development for matching 3,000 tons climbing force in testimony machine. Even in 2012, we upgrade it to the 4,000 series. The vertical stock of the robot up to the 4,000 millimeters. There are no competitors of the same size in Asia. The end of 2002, we moved the modern factory local in the same Taichung City. The area of the office building and the factory research 5,000 square meters. In the last year, 2020, we reached a new sales milestone. Global sales total 1,300 units. And Taiwan sales local market share up to 60%. However, robot demand is very strong in this year. Our sales volume increased by 13 in this first quarter of the 2021. Our robot system was popular application in auto parts, houseware, electrical parts, package, optical appliance, medical appliance, building components. Introducing the all new Tenso TES series, the safety, performance, energy saving, high speed, and precise. We use the EuroMap safety interface to interlock between the robot and the injection molding machine. And we have the program simulation function to avoid a human error. And also come with the vibration suppression system, proved by the Panasonic servo motor. For all axes is Tenso robots. Rock and pinion system is approved for all axes. Reliability and integrity are proved the elegant front. The difference from the timing belt and does not need to replace and fix in cycle. TES series for servo drive robot has the CE certification. Standard electric wiring. We have the sweeper and the side entry robot. And our superstar is top entry robot. It can match
50 tons injection molding machine to 5,000 tons injection molding machine protection needs. Hensel is no longer just the manufacturer and the sales of the robot. We try to be our best to transfer to be a total solution provider. Thanks for more information about Hensel Machinery. Please scan the QR code for visit our official website and YouTube channel. Or you can take a picture about this page and save it content. Thank you. Thank you, Mr. Chen. Sayın Chen'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de programımızın soru cevap bölümüyle devam edeceğiz. Sorularınızı elinizi kaldırarak sözlü olarak da iletebilirsiniz ya da chat bölümünden yazılı olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Now we will continue with Q&A session. You can directly raise your hand and ask your question to our presenters and or write down at the chat box. We are waiting for your questions if you have any. Nazım Can Bey'i görüyorum ben, elini kaldırmış olarak ama sorumu sormak istiyordunuz acaba Nazım Bey? Sanırım yanlışlıkla basılmış olabilir belki tuşa. Bana gelen birkaç soru var. Onlarla isterseniz devam edebiliriz. We can continue some questions coming through the chat box. Our first question is for FCS, Mr. Nielsen. Mr. Nielsen, I would like to share with you the question. For the operation of FCS injection molding machine, do we need further training from FCS or can it be easily operated? Okay. FCS injection molding machine possesses friendly control interface and the various choices of language, such as Chinese, English, German, Portuguese, Spanish, Russian, and Turkish, etc. For users with injection delivery, we also provide with owner's manual and the training section when we install the machine at customer's brand. Besides, we also use online app such as WhatsApp, Line, WeChat to guide the users if they have any question for machine operation. Thank you. Thank you, Mr. Nielsen. Bir soru da Mr. Wei için var. Mr. Wei, can you hear me? Mr. Eric Wei. Can you hear me? Yes, I can hear you. There is a question for you from our participants. Will the online and automatic machine calibration does not affect the effectiveness of this machine? Okay. The automatic online calibration will improve the effectiveness of the machine. For people, it takes a long time to do administration, detection, and the troubleshooting in manufacturing line. However, automatically, online calibration would detect and remove the problem just in time, which means not only the efficiency and the quality can be improved, but the cost of the manpower can be decreased too. Thank you. Thank you, Mr. Wei. Bir soru da FKI firması için var. Mehmet Bey,
size yöneltmek istiyoruz soruyu. Sanırım mikrofonunuz kapalı. Şu an duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum Mehmet Bey. Teşekkür ederiz. Esasında soru şöyle gelmiş. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi Tayvan makine ve plastik sektörünü nasıl etkiledi? FKİ'yi nasıl etkiledi? Ve bu dönem sonunda ne kadar hızlı bir şekilde geri dönüş olabilir ve önümüzdeki yıllarda büyüme nasıl ilerler gibi bir soru var, ama ben bunu belki de biraz genişleterek hani sizi FKİ'nin Türkiye temsilcisi olarak belki Türkiye açısından da bu konuda bir şeyler söylemek isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Ya açıkçası pandemi yani hem Türkiye açısından baktığında da tabii ki Tayvan'da da aynı şekilde ambalaj sektörünü daha önemli bir hale getirdiği için kapasiteler anlamında çok bir gerileme ve sorun açıkçası yaşanmadı. Türkiye'de en büyük yaşanan sorunlar tabii ki üretimdeki zorluklar. Burada özellikle çalışanlarımızın yaşadığı hastalık ve rahatsızlıktan dolayı üretim programlarında zorlanmalardan dolayı sıkıntılar oldu. Ama Tayvan pandemiden bizim etkilendiğimiz kadar açıkçası etkilenmedi. Oradaki kontroller ve şeyler daha sık. O yüzden üretimi aksatacak çok fazla şeyler yaşanmadı. Burada esas da bu sorunun cevabını benden daha çok Tayvanlı dostlarımız evet, daha rahat cevap verecektir. Ama kapasiteler oldukça dolu. Şu anda özellikle kendi adımıza söyleyebilirim. Ağustos, Eylül'e kadar tüm kapasiteler, üretim kapasiteleri dolu. Pandemi esasında çok negatif etkiden çok biraz daha pozitif bir etki yarattığı gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Bu noktada esasında Ahmet Bey, PAGEV 1. Başkan Yardımcısı olarak belki Türkiye'deki etkileriyle ilgili birkaç cümle de sizden alabiliriz belki diye düşünüyorum. Arzu ederseniz. Pek tabii ki. Tabii pandemi birçok sektörü etkiledi. Bundan olumlu etkilenenler de var. Olumsuz etkilenenler çoğunlukta, öyle söylemek lazım. Plastik işleme makinecileri açısından değerlendirdiğimizde kısıtlı bir dönemi, pandeminin ilk dönemleri Türkiye genelinde plastik işleme makinesi üretenleri 3 aylık bir dönem daha fazla etkiledi. Ama sonrasındaki dönemde gerek topladığımız istatistikler gerek firmalarla olan iletişimimizden anladığımız şu ki aslında yatırımlar çok da fazla durmadı. Özellikle yurt dışından gelen makinelerin, yurt içi pazarı için söyleyeyim, yurt dışından gelen makinelerin pandemi etkisi nedeniyle, lojistik sorunlar nedeniyle azalması sebebiyle Türkiye'deki makineciler bir nebze hatta işlerinin arttığını dahi ifade ettiler. Plastik sektörü açısından, yani işleyiciler açısından değerlendirirsek de alanına bağlı olarak olumlu etkilenenler de var. Malum pandeminin oluşturduğu şartlardan dolayı ürünleri daha kıymetli hale gelen üreticiler var. Ambalaj sektörü gibi veya işte maske üretimi gibi mesela söyleyecek olursak. Genel olarak değerlendirdiğimizde de başka türlü etkilerin de pandemiye bağlı olarak ortaya çıkan başka türlü etkilerin de ortaya çıkmasıyla, mesela şu an ham maddeyle ilgili ciddi bir sorun var plastik sektöründe. Tüm dünyayı aslında etkileyen plastik ham madde fiyatları çok yükseldi. Pandemi kısmen etkisi olduğu düşünülüyor. Fakat başka türlü etkiler de var tabii ki. Mesela plastik ham madde fiyatının artışı şu an plastik sektöründeki en önemli konulardan bir tanesi ve üreticilerin üretimlerini ciddi miktarda etkiliyor. Genel olarak Türkiye'deki durum böyle. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey verdiğiniz bilgiler için. Yani. Bir de Tenso firmasından Sayın Çen'e bir soru var.
Onu da ben kendisine İngilizce olarak ileteyim yine. Mr. Chen from Tensor Company. Mr. Ivan. Okay, hear me? Yes, I can hear you. There is a question for you too. How much clamping force of the injection molding machine is critical for the Tensor robot? Okay. And what kind of driving methods does Tensor robot use? Thank you. Okay. Okay, thank you. Okay, we serve the injection molding industry chain of the all the world, and we prove the automatic robot and their turnkey solutions. And Tensor's largest robot, the vertical object, is up to the amazing 4,000 millimeters. There are no competitors in the same size in the Asian market. And no matter what the brand and the clamping force of the injection molding machine in the world, from 50 tons to 5,000 tons plastic injection molding machine can be perfectly interlocked with the Tensor robots. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Chen. If there is no more question, I think we are about to finish our webinar. Saygıdeğer misafirlerimiz, başka soru yoksa bugünkü programımızı sonlandırmak üzereyiz. Değerli katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle TAMİ ve PAGEV'e de organizasyonda göstermiş oldukları kıymetli destekleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Gelecekte de etkinliklerimizde bir arada olmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyoruz. Dear ladies and gentlemen, thank you for participating in our webinar. On that occasion, we would like to say thank you again to TAMİ and PAGEV for their valuable support. We hope to welcome you in our future organizations as well. Have a good day and healthy day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.